Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 11. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek yazılı sorusu çözümü olacak. Yazılıya başlamadan önce yani yorumların altında çok sorulacağını bildiğim için mutlaka yapmam gereken bazı açıklamalar var. Arkadaşlar birincisi kanalda 11. sınıf oynatma listesinde şu an zaten yeni çekmiş olduğum bir ikinci dönem birinci yazılı var. İngilizce dersi ikinci dönem birinci yazılısı var. Üstüne üstlük bir de ikinci dönem uygulama yazılısı var. Bunlar yeni çekildi mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi çokça sorulan bir soru oluyor yorumlarda. Bu sınavda hangi üniteler var? Arkadaşlar şu an çekecek olduğum sınavda 5, 6 ve 7. ünitelerin konularını kapsıyor bu sınav. Bundan önce çektiğim kanalda var olan ve henüz yeni koymuş olduğum, yeni koymuş olduğum diğer sınavda da işte dördüncü üniteden, beşinci üniteden, altıncı üniteden, yedinci üniteden, sekizinci üniteden karışık konular var. Şimdi böyle olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bakın. Sonra yorumlarda deniyor ki bizim sınavımız 4, 5, 6, 7. E bizimki 5, 6, 7. E bizimkisi 6, 7. Evet arkadaşlar öyle. Çünkü Türkiye çapında her öğretmen dersinde aynı seviyede değil. Öğretmen örneğin 5. üniteyi ilk dönem işlememiş yetiştirememiş ya da işlese bile sınava dahil etmemiş birinci dönem. Şimdi ikinci dönemin ilk sınavına beşinci üniteyi dahil ediyor ve 5-6-7 yapıyor. Bazı öğretmenler neden olduğunu bilmiyorum. Dördüncü üniteyi sormamış ilk dönem dördüncü üniteyi dahil ediyor. Ben size şunu söyleyebilirim. Eğer şu an 11 birinci sınıf oynatma listesinde var olan bundan önce koymuş olduğum on birinci sınıf ikinci dönem birinci yazılıyı seyrederseniz 11 sınıf e, ikinci dönem e, birinci uygulama yazılısını ve üstüne de şu an çok ısrar edildi. Bunu da onun için çekiyorum. Şu an çekmekte olduğum yazıyı seyrederseniz çok büyük kazançlarınız olacaktır sınavda diye düşünüyorum. Ve e, lafı da, ha, bir de arkadaşlar sonunda söylemem gereken şu var. Yani ısrarla link ve PDF isteniyor. Arkadaşlar söylüyorum PDF yok, link yok. Sınav karşınızda. Bu sınavı bulmak istiyorsanız Google'da taratın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Ben yazıyorum, taratıyorum. Ama benim bir e, kariyerim var, bir meslek geçmişim var, sezilerim var bu yönde. E, neyin sorulacağını e, yani Tamamı olmasa bile kısım kısım yorumlarda zaten daha önceki 11. sınıf yazılısında görürsünüz. Büyük çoğunluk tamamı aynı çıktı derken büyük çoğunluk yarısı aynı çıktı. bir başka çoğunlukta diyor ki bazı bölümler aynı çıktı. Sezilerime dayanarak çekmek çekmem gereken sınavı çekiyorum diyorum. Lafı da fazla uzatmıyorum. Şimdi arkadaşlar A bölümünde write the turkish equivalents of given words diyor. Verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını, denklerini yazınız. Splendid splendid kelimesi Görkemli demek, muhteşem demek. Ben görkemliyi tercih ediyorum ve yazıyorum. Görkemli. Inspirational. Inspiration, ilham. Inspirational da ilham verici demek. İlham verici. Awesome var. Arkadaşlar awesome ilginç bir kelime. Yani harika anlamına da geliyor. Korkunç anlamına da geliyor. Hani biz Türkçe'de korkunç güzel deriz ya. O anlamda olumlu da kullanılan bir şeyde kelime olsun awesome sıfat İngilizce'de. O yüzden onun iki şeyde yazalım anlamında yazalım. Yani hem harika hem de korkunç yazacağız ona. Harika ya da korkunç. Devam ediyoruz. Turn off var. Off daima hareketin sonlanması demektir. Çevirip kapatıyorsunuz. Yani turn off kapatmak demek arkadaşlar kapatmak. To breathe, to breathe başında to oluşundan bunun mekmak olduğu bu bir fiil. Solumak demek, nefes almak, solumak. Nefes almak, peki. Unfortunately, maalesef demek arkadaşlar, maalesef. To resign from, resign istifa etmek demek. Sign imzadır. Bir imza atıyorsun, işe başlıyorsun. Re İngilizce'de tekrar önekidir. İkinci bir imza atıp istifa ediyorsun. E, to resign from, istifa etmek. Incredible var. Incredible inanılmaz demek arkadaşlar. inanılmaz. İnanılmaz. To get along with, with ile get along, iyi anlaşmak, geçinmek demek. Yani birisiyle geçinmek anlamında kullanıyoruz bunu. Şöyle diyeceğiz, get along with, iyi geçinmek diyelim biz, kafidir. İyi geçinmek. Ve enroll var, enroll'da kayıt olmak, kayıt yaptırmak demek. Kayıt olmak diyorum. Bir kursa örneğin kayıt olmak. B, B, bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. B bölümünde bizden bakın ne istiyor? Put the adjectives in brackets. Brackets parantez yarısındaki fiilleri into comparative or superlative form. Comparative yani dahalı sıfatları dahalı ya da enli şekillerine sokunuz diyor. Ee, yani adding any necessary words, any herhangi bir necessary gerekli kelimeyi de ekleyerek. Yani karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. A diyor ki look at that girl's hair. Şu kızın saçına bak. It is long and cool. Onun saçı uzun ve havalı. Efendime söyleyeyim. Şu B'yi acaba aşağıya mı alsak diye düşündüm. Neyse kalsın böyle. B de diyor ki yes, evet. She is Amanda. O Amanda. She has got long hair in school. Şimdi arkadaşlar bakın. Amanda ile örneğin Jessica'nın bir karşılaştırması yok. Comparative, superlative meselesinde... Eğer enli yapacaksanız arkadan şu inli ya da oflu bir ifade görürsünüz. Yani in the school okuldaki en uzun saç ya da of the school olabilirdi. Aynı anlamda in ya da of görüyorsanız ve diyelim ki burada bir şey var. İkinci bir şey görmüyorsanız o enli bir sıfat olacak demektir. O zaman she diyeceğiz. Has got, o sahiptir. The longest hair. En uzun saça sahiptir. The longest hair. In school, okuldaki en, ucu, en uzun saça o sahiptir diyorum. İkiye bakıyoruz. E, tamam yani şunu da şöyle e, kızartalım. Hangisinin cevap olduğu da belli olsun arkadaşlar. Peki. Simon is creative than his twin brother Tony. İşte bakın burada bir Simon bir de Tony var Arada da bir den var arkadaşlar. Türkçedeki gibi Ahmet Mehmet'ten Ayşe Fatma'dan gibi. İşte şimdi süperlatif değil dahalı yapacağız sıfatımızı. Önce şunu söyleyelim süperlatifde tek hecelerin sonuna es getiriyorduk. Önüne de mutlaka d getiriyoruz. O yüzden bu the longest oldu. Tek hecelerin. Çok heceli olursa önüne more getiriyoruz arkadaşlar. Mesela expensive pahalı more expensive daha pahalı. Peki şimdi ikinci de çok heceli bir sıfatımız var. Creative yaratıcı Simon. Daha üretken, daha yaratıcıdır. Den his twin brother Tony, Tony'den. Şimdi bunun bir kere bir, süperlatif değil, komperatif olduğunu bulduk. Yani dahalı yapacağız. Peki. Tek eceli mi, çok eceli mi sıfatımız? Çok eceli. Tek eceli sıfatlarda sonuna er ekliyorduk. Çok ecelilerde önüne more getireceğiz. Dolayısıyla Simon is diyorum. More creative. Daha yaratıcı. Creative. Tabi yazayım hemen. Creative. Tamam. Peki. More creative than his twin brother. Twin ikiz demektir. İkiz erkek kardeşinden, ikiz biraderinden daha yaratıcı, daha üretken. Şunu da böyle yapayım. Ee, daha rahat görebilmeniz açısından kalınlaştıralım. Tamam. Evet diyor B'de. But Tony is at sport. Ama Tony de sporda daha iyi diyecek. Şimdi good iyi ve bad kötü sıfatları kuralsız, düzensiz sıfatlardır. Komperatif, süperlatif açısından. Ee, şöyle diyeceğiz. Yani iyi good'dur. Düzensiz olunca ne oluyor? Bu er'ler o şekilde kurala uygun olarak ya da morla yapmıyoruz. Kelime büyük çapta ya da tamamen değişiyor. Good iyi. Ondan sonra e, daha iyi nedir? Better'dır. En iyisi de the best'tir. Burada ne olacak? Better olacak. Yani Simon Tony'den daha üretken. Ama Tony e, nedir? Tony is better, daha iyidir. At sport, sporda. İki kardeşin karşılaştırması o devam ettiği için yani ikinci bir dene ihtiyaç duymuyorum. ikinci bir saymına da ihtiyaç duymuyorum. My new job has, benim yeni işim sahip, benim yeni işimim var diyor. Yani nesi var? Good salary, iyi bir maaşı var than the previous one, öncekinden. Ha. Gene ben burada neyi alacağım arkadaşlar. Daha iyi bir maaş, good iyi demekti. Daha iyi derken ne diyorduk? Ondan sonra better diyorduk. Şimdi bunu böyle yapınca kendi kendime şöyle dedim. Yani internet ortamından aldığım bir sınav arkadaşlar. Ee, evet. Yani belki dedim. Şöyle mi olmalıydı? Üstteki best mi olmalıydı? Ama hayır. Niye best olsun? Burada iki kardeşin karşılaştırması var. Başkaları söz konusu değil. O da better olacak. Peki. Ee, my new job has a better salary than the previous one. Previous önceki demek. Öncekinden daha iyi bir maaşı var. But it is. Ama o Şimdi stressful var. Stressful çok heceli bir sıfat. Daha stresli diyeceğim. Tabii çok heceli olduğu için önüne daha derken more getireceğim. More stressful diyeceğim. Stressful. Peki. Ve onu da arkadaşlar yazıyorum. Ee, renklendiriyorum ve kalınlaştırıyorum. Peki. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konu var. O çok önemli konuda modullar ve modulların e, past kullanımları. Yani geçmişe dönük kullanımları bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Eee fiilden önce kullanılarak arkadaşlar fiilin hangi duygu, düşünce ve tarzda yapıldığını anlatmaya yarayan kelimelerdir. Şimdi he likes it olsa şuradaki örneğin o onu sever. Ha, might ne anlam katıyor? May ve might %50-50 anlam anlamı katar fiile. Yani sevebilir de sevmeyebilir de. Peki ben bunu nasıl çevireceğim? He might like it. O onu sevebilir. Peki Peki modulun pas zamanı nasıl yapılır? Her modulda sonuna have ve fiilin üçüncü halini getirerek. Bakın might like, might have liked oldu. Çünkü geçmişe dönük oldu şimdi. Yani sev, burada sevebilir, burada sevmiş olabilir diyorsunuz. Bakalım hangisi olacak cümleye göre. I don't know, bilmiyorum why he didn't come to the art exhibition. Onun resim sergisine neden gelmediğini bilmiyorum. Şimdi bu soruda çok temkinli olacağız. Hani olay geçmişte olduğu için "A bu da pas model. Hadi bunu yapayım." demeyeceğiz. O onu sevmiş olabilir. Ya sevmiş olabilirdiyse o resim sergisine gelebilirdi. O yüzden burada A olmayacak. Burada şu olacak. Ya niye gelmedi ki? Aslında hoşuna gidebilir anlamında doğru olan cevap arkadaşlar B olacak. B bizim doğru cevabımız olacak. He might like it. Aslında sevebilir. %50'ye el ihtimal hoşuna gidebilir. Nobody knows where the bicycles have gone. Kimse bilmiyor bisikletlerin nereye gittiğini. Present perfect gitti. Şimdi bisikletler gitti. E, kimse de bilmiyor nerede olduklarını. Burada da arkadaşlar mesela şimdi hangisi A mı B mi? They might be stolen olmaz. Onlar çalınabilirler olmaz. Neden? Zaten gitti bisikletler. Zaten yoklar. Ben o zaman pas modu kullanacağım ve diyeceğim ki They might have been stolen çalınmış olabilirler. Emir cümlesinin olumsu daima don't da yapılır. Don't throw away the rest of the chicken. Tavuktan arta kalanı throw away atma diyor. Şimdi atma diyor. O zaman gelecekte olacak bir durumdan haber verecek bize. Niye atma? Mom may use it for dinner. Annem onu akşam yemeği için kullanabilir. Çünkü %50-50 ihtimal e, kullanmış olabilir değil. Çünkü atma diyorsam bu kullanma durumu henüz gerçekleşmedi. Dörde bakıyorum arkadaşlar burada wish clause var. Wish keşke demek. Eğer şu an için keşke diyorsanız bir konuda wish'ten sonra simple past kullanılır. Olmuş bitmiş artık değiştiremeyeceğiniz bir şey için keşke diyorsanız wish'ten sonra past perfect kullanır. Şimdi bakın keşke diyor I had seen my brother's performance. Erkek kardeşimin performansını izlemiş olsaydım in the school e, e, evet in the school choir korosunda okul korosunda şimdi e, bakın izlemediğine göre izlemediğine göre o iyi çalabilir diye geleceğe dönük kullanmayacak modulu burada o şöyle masta neydi kuvvetli ihtimal olmalı. Yani o iyi çalmalı değil ben zaten izleyememişim. İyi çalmış olmalıyı yani must have ve fiilin üçüncü halini tercih edeceğim. He had a beautiful smile on his face. Bakın simple past tense. Onun yüzünde güzel bir gülümseme vardı. Tamam. Şimdi he can't have had the bad news. Bu nedir? Can var, have var, fiilin üçüncü hali var. O he can't have had the bad news. Kötü haberi almış olamaz. Şimdi e, bu have birinci have zaten modunun pastında olması gereken have. Bu da e, have the news haberi almak anlamında kullanacağımız fiilin üçüncü hali. He can't have the bad news derseniz burada o kötü habere sahip olamaz demiş olursunuz. Şimdi burada sadece can't ve have var. Bu geniş zamanlı kullanıp halbuki ben geçmişe dönük kullanmak istiyorum. He can't have had the bad news kötü haberi o almış olamaz diyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir konumuzda past per, şey, üçüncü tip if clause. Şimdi arkadaşlar if clause'lar dört tiptir. Sıfır tip, birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip. Sizin yazınıza dahil olan tipi if clause'un üçüncü tiptir. Peki if clause ne demektir? If bir bağlaştır. Eğer demektir. İki cümleyi birbirine bağlar. Eğer if başta kullanılıyorsa Birinci cümle ikinciden virgülle ayrılır. Ha if'in kendisi bağlaç olduğu için if ortaya da gelebilir. O zaman virgüle gerek yoktur. Yani şurada olduğu gibi. Peki. If'in başında bulunduğu cümle daima yan cümledir. Diğer cümle ise temel cümledir. Ve if eğer demektir şart cümleciği oluşturur. Yani arkadaşlar temel cümlede söylediğiniz şeyin gerçekleşmesi if cümlesinde belirtilen şarta bağlıdır. O şeyin gerçekleşmesine bağlıdır. Ve arkadaşlar if clause üçüncü tipte... Gramatik olarak kolaydır. Yani if kısmında daima head ve e, fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Temel cümle kısmında da anlama göre... Would have ve fiilin üçüncü hali... Would have ve fiilin üçüncü hali... Ya da ebilmek ön plana çıkarılacaksa... Could have ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Şimdi bakıyorum yani... Password bitmişti geçmiş zamandır. Çünkü siz olmuş bir şey, bitmiş bir şey için şart cümlesi kuruyorsunuz. Yani geçti, borun pazarı, süre şeyi de If he had saved enough money, eğer o yeterince para biriktirmiş olsaydı. Aa, biriktirmemiş yani. He buy a bigger house, o daha büyük bir ev satın almak var. Daha büyük bir ev satın alabilirdi diyeceğiz. Ben if clause zaten yapılmış, temel cümle yapıyorum. Temel cümlede ne vardı? Would have ve fiilin üçüncü hali. He alırdı diyecekseniz, would have alabilirdi diyecekseniz, could have ikisini de diyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. İkisini de söyleyebilirsiniz. Yani ben diyeyim ki mesela would have e, bought diyeyim. Daha büyük bir ev satın alır da. Alabilirdi diyecekseniz, would'un yerine could yazacaksınız. Bu kadar. Peki. Şöyle tamam. Evet şuradan da renklendirelim. Tamam. If Pablo installed some antivirus software. Eğer Pablo kurmuş olsaydı yani bazı işte bir takım antivirüs programını, yazılımını diyor. Herhangi bir antivirüs yazılımını yani. His computer wouldn't have got a virus. Bakın şurada yaptığımız, burada zaten verilmiş ama olumsuzundan onun bilgisayarı ne yapmazdı? Virüs kapmazdı ya da bilgisayarına virüs girmezdi. Wouldn't have got ne olmuş olsaydı? Pablo kurumuş olsaydı. Mişli geçmiş zaman. If Pablo. Neydi mişli geçmiş zaman? Head ve fiilin üçüncü hali vardı. Fiilimiz burada install olduğuna göre. Head installed diyeceğiz. Düzenli fiildir install. Evet. Şöyle alalım. Bir çek düzen vereceğiz tabi buralara şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Çek düzenimizi de vereceğiz. Şöyle tamam. Peki. Bunu da renklendirelim. Koyultalım. Herkes net görsün. Tamam. Burada ne oldu? If ortaya geldi. Temel cümle başta. Ben bakayım if kısmında ne diyor? E, if I had known his number eğer numarasını bilmiş olsaydım. Bakın hep olmuş bitmiş olaylar için konuşuyoruz. Ne olurdu? Would var burada. Ben Jack'i arardım. E, fiili zaten vermiş. Fiilin üçüncü hali kullanacak. Sizin tek yapacağınız would'u da zaten yerine koymuş. Bir have, bir de fiilin üçüncü hali. I would have called diyorum. Evet, Jack'i arardım. Şöyle bir de renklendireceğiz onu. Tamam. Devam ediyorum. If I had had a smartphone. Eğer e, bir akıllı telefonum olmuş olsaydı birinci had e, past perfect'te zaten olmak zorunda olan had. Bakın fiilin üçüncü halinden önce. İkincisi de orada fiilin kendisi have onun üçüncü halde had. O yüzden had had var. Eğer akıllı telefon olmuş olsaydı I check my emails ben, benimmiş özne ben burada. Eğer akıllı telefonum olmuş olsaydı e-maillerimi kontrol edebilirdim ya da ederdim. Hadi bunu ebilmek olarak yapayım. Ebilirdim. E, bunu da could have ve fiilin üçüncü haliyle yapayım. Diyeyim ki I could have checked, checked e, my emails. Bir de onu bir de şöyle bölü çizgisiyle şunu da koyayım. Anlaşılsın arkadaşlar. Yani kod yerine wood da kullanabilirdiniz diyorum. Bunu da renklendirelim. Tamam. Evet. <laughs> Ve arkadaşlar bir de gene <laughs> baba konularımızdan Pasif var. Yani bakın bu yazılının 3 tane baba konusu var. Bir tanesi modellerin pas kullanımı. Efendime söyleyeyim bir tanesi e, nedir? İşte if clause 3. tip ve diğeri de arkadaşlar <laughs> pasif yani edilgen çatı. Şimdi bakıyorum ben edilgen çatı ne demek? Edilgen çatı bakın bunu şeyde de anlattık. Yani diğer 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı videosunda da anlattık. Pasif demek be artı verb 3 demek. Yani şu kalıbı uygulayacağız arkadaşlar. E, tense göre be olacak. Geniş zamansa emizar olacak. Geçmiş zamansa was were olacak. Perfect bir tense been olacak. Ondan sonra da fiilin 3. halini kullanacağız. E, şimdi I am making the cake and the chicken. Ben pastayı ve tavuğu yapıyorum. E, tabii ne olacak? Yani pişiriyorum anlamda kullanmış bunu. Ha, by Fiona, Fiona tarafından hazırlanan. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şudur. Ee, edilgen yapacak olsanız siz, burada bir sıfat cümlesi kullanılmak gerekiyordu. Yani which was prepared by Fiona diye. Ee, öyle de yapabilirsiniz. Öyle de yaparsanız hocanızdan notu alırsınız. Yani o tavuğu tanımlamanız gerekiyor. Ee, ki öyle yapalım biz. Önce which Which ya da that de kullanabiliyorsunuz burada. Which was prepared prepared diyorum. Evet. Ee, by Fiona zaten var orada. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar bu edilgenin kısaltılabilme durumu vardır. Yani bu tarz cümlelerde sadece prepared de kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ben ilk önce şunu renklendireyim. Koyultayım ve ondan sonra diyeyim ki İster prepared kullan isterse de which was prepared diye tamamını kullan. İkiye geliyoruz. The new swimming pool yeni yüzme havuzu. Open açmak var burada. E Havuz açmaz açılır. By the mayor belediye başkanı tarafından next Sunday bir, önümüzdeki pazar günü açılacak. Şimdi bu birincide yaptığımız arkadaşlar e, neydi? Geçmiş zamanın pasifiydi. Neden? Geçmiş zamanda be, was ve were'dur. Peki bu ne olacak? Gelecek zamanın pasifi olacak. Çünkü next Sunday diyor. Önümüzdeki pazar. O zaman ben şöyle diyeceğim. Will'in pasifi şöyle yapılır. Ecek acak. Will'i koydum. Arkasından be'yi koydum. Yalnız bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Yani hadi hoca oradan da not kırmasın. İkisi birbirinin yerine kullanılabiliyor çoğu zaman. Will ve going to efendime söyleyeyim. Hadi ikisini de yapalım. Will be dedim. Will'den sonra be daima yalın kullanır. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Diyorum ki will be opened. Ha şimdi böyle yapsanız da hocanın not kıracağını sanmıyorum. Ama ben bütün ihtimalleri düşünüyorum. Bu planlanmış bir olay olduğu için going to kullanılabilir. Şimdi the new swimming pool o zaman gelecek zamanda bir Yüzme havuzu tekildir. Emizar'dan hangisi olur? Is olur. Is going to be. Going to be diyorum. Opened açılacak fiilinde üçüncü halini koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bunlardan da e, istediğinizi kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi ille de planlı eylem olduğu için hocanız belki going to be isteyebilir. O yüzden bu ee, onu da başka renkte yapayım. Tercih size kalmış. İşi garantiye almak istiyorsanız is going to be opened diye yapın ki planlı eylemde garanti olsun. Alacağınız not hocadan hocaların tavrı bazen belli olmuyor. The guests are about to come. About to üzere demek. Konuklar gelmek üzere. But the cake ama diyor pasta yet henüz. Henüz teslim edilmedi diyeceğiz. Bakın şurada yet var ya arkadaşlar. Bu present perfect pasifini gerekir, gerektirir. Peki present perfect'te ne vardır? Bir kere bir. Hev ya da has vardır. Kek tekil olduğu için has olacak. Ha perfect tense'lerde bu pasif modeli nasıl uyguluyoruz? Be'nin üçüncü halini. Be'nin üçüncü halde be nedir? Be'indir. Evet. Şimdi yet olumsuz cümlenin sonuna gelir. O yüzden pasta henüz teslim edilmedi. Bunu da olumsuz yapıyorum. Hasn't been. Fiilimi de üçüncü haline getiriyorum. Delivered düzenli fiildir çünkü. Delivered yet. Pasta henüz teslim edilmedi. Ve bunu da renklendiriyorum. Şuradan da fazlalıklarını alalım. Kırıklarını aldıralım kalbimizin. Birisi bana yazmış yorumlarda. Hocam çocuk çocuk hareketler yapmayın. Bu ne ya demiş. Tamam mı? değerinizi düşürüyorsunuz. Ben de ona diyorum ki yavrum içindeki çocuğu öldürme senin değerin zaten çoktan düşmüş olur bu şekilde. Ben içimden nasıl gelirse öyle davranıyorum. Arkadaşlar bak nasıl gelirse öyle davranıyorum. Ben kimseye nasıl davranacağını söylemiyorum. Kimse de bana söylemeye kalkmasın. Herkes haddini yerini bilecek. Dörde bakıyoruz. My grandma's flat benim büyük annemin yani haterlar da olmaya başladı. Ha, rakip midirler, hater mıdırlar onu da bilmiyoruz artık. Onun da gaybını Allah biliyor. tabi sahte sahte kimliklerle, e, isimlerle internette herkes volta atınca böyle oluyor. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. My grandma's flat benim büyük annemin dairesi burglarla açın. Burglar soymak demek ya hırsızın girmesi. Ha, last night diyorsanız simple past tense değil. Geçmiş zamanın pasifini yapacaksınız. Peki orada ne var? Was ya da were ve fiilin üçüncü hali. Daire tekil olduğuna göre was kullanacağım. Was diyeceğim ve burgled diyeceğim. Soyuldu. Daire soyuldu dün gece. Tamam. Evet. Tamamdır. Beşe bakıyorum. Rome is one of the most important tourist destinations in the world. Roma dünyadaki en önemli turistik yerlerden destination turistik yer gidilecek yer demektir. Bir tanesidir. It by millions of people every year. Ha, şurada every year'ı gördük arkadaşlar. Dedik ki bu cümle geniş zaman olmalı. Geniş zamanında bir emdir, izdir, ardır. Peki öznemiz nedir? It tekildir. O zaman izdir be burada. It is. Ve arkasından da arkadaşlar ne diyeceğim? Fiilim neydi? Ee, Fiil yok mu burada ya? Bakıyorum e, e, yani e, nerede? Important tamam. By millions of people. Ha. E, yani o zaman fiil yok. Koymayı unutmuşlar. Ben koyayım arkadaşlar fiili. Visit olacak. Yani e, işte milyonlarca insan tarafından e, ziyaret edilir. Visit fiilde düzenli fiildir. Onu da visited diyoruz. Evet peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. It is visited. Ve okuma parçamıza geldik. Bakalım okuma parçamızda ne diyor? The frozen extremes of the earth. Frozen donmuş ekstremleri. Yeryüzünün donmuş ekstremleri diye bir parçamız var burada. Uçları yani. Ekstrem uç demek. The arctic in the north and the antarctic in the south. Arctic arkadaşlar. E, arctic kuzey kutup dairesi demektir in the north yani kuzeydeki Arctic and the Antarctic in the south ve güneydeki Antarktika yani güney kutup dairesi are at opposite ends of the planet gezegenin zıt uçlarında. But they are similar in many ways ama onlar birçok yönden benzerler. Both her ikisi de demek both are lands of ice and snow her ikisi de buz ve kar ülkeleri. E, Land kara demektir, toprak demektir, ülke demektir. Ver ki buradaki, ki burada the temperature in winter can be so low that kışın temperature sıcaklık o kadar so low that öylesine ki öylesine düşük olabilir ki your skin can freeze in seconds saniyeler içerisinde cildiniz donabilir. It can be as low as 80 degrees minus eksi demek minus 80 degrees centigrade. Very few animals are able to live these conditions. Çok az hayvan be able to yapabilmek demek bu şartlarda yaşayabilir. But there are some both in the north and in the south. Ama hem kuzeyde hem de güneyde bazıları var. Bazı hayvanlar var yaşayabilen. O anlamda. Sam dediği en son hayvanlardan bahsettik. The Arctic has more plants and animals than the Antarctic. Ee, yani kuzey kutbunda, kuzey kutbunda daha fazla bitki ve hayvan var than the Antarctic. Nereden? Antarktika'dan. Peki Antarktika'dan dedik including polar bears ve bunlar içeriyor. Include içermek demek kutup ayılarını the largest bear in the world dünyadaki en büyük ayı olan In the south güneyde there are no land animals yani kara hayvanları yok because of the extreme cold uç soğuklar yüzünden aşırı soğuklar but there are penguins and uh, other sea animals penguenler ve diğer deniz hayvanları var that ki onlar live on or near the coast işte sahilde ya da sahile yakın yaşarlar on üzerinde ya da yakın yaşarlar although both in the north and the south uh, the sea is frozen for much of the year her ne kadar hem kuzeyde hem de güneyde deniz yılın büyük kesiminde donmuş olsa da one difference between the arctic and the antarctic yani e, işte kuzey kutbuyla antarktika güney kutbu arasındaki e, bir farklılık diyor is the human population insan nüfusudur in parts of the arctic e, Evet, Kuzey Kutbu'nun kısımlarında there are towns and villages, işte kasabalar ve köyler vardır. Greenland for example, Grönland örneğin diyor. The largest island in the world, dünyadaki en büyük ada. Has a population of 55.000 people, 55.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Many of these people work in fishing. Bu insanların çoğu balıkçılıkta çalışır. They have difficult life, onların zor bir hayatı vardır. There aren't many roads between towns and villages, kasabalar ve köyler arasında yollar yoktur. So people, dolayısıyla insanlar, travel by snowmobile or with dogs, işte kar arabalarıyla ya da köpeklerle, yani köpek kızaklarıyla yolculuk ederler. From November to January, kasımdan Ocağa kadar. It is dark for 24 hours a day. Günde 24 saat karanlıktır. But from May to July ama Mayıs'tan Temmuz'a kadar there are 24 hours. <laughs> Pardon arkadaşlar çok konuşunca gıcık oluyor. 24 saat gün ışığı vardır. In the Antarctic, Antarktika'da there are no normal towns and villages. Normal kasabalar ve köyler yoktur. Only scientists live there. Sadece bilim insanları yaşar orada. All year round. Bütün yıl boyunca. In special buildings called stations. istasyonlar adı verilen. Called adı verilen demek. Özel binalarda. They study the sea animals. Onlar study incelemek burada. Deniz hayvanlarını incelerler. And learn about the history ve tarihi hakkında öğrenirler. Of the world's climate. Dünya ikliminin tarihi hakkında öğrenirler. By studying the weather and the ice havayı ve buzu inceleyerek. It's a hard place to live. Yaşamak için zor bir yerdir. Especially in winter. Özellikle de kışın. But many of them love it der. Ama oradaki insanların çoğu sever orayı. And return again and again. Ve tekrar tekrar oraya giderler, dönerler ya da. Şimdi true false çalışması yapacağız arkadaşlar. There aren't any animals in the Antarctic. Şimdi bu false olacak. Neden false olacak arkadaşlar? Bunu direkt hatırlayabiliyorum. Antarktika'da işte eni enimiz hiç hayvan yoktur diyor. Ama şurada biz şunu okuduk. Dedi ki e, hayvanlarla ilgili konuşurken ne, neredeydi onu bir bulalım. Tamam. E, evet tamam. Tamam. Day they are similar both uh, snow ver temperatures tamam. They skin freeze tamam. Very few animals are. Heh, bak çok az hayvan yaşayabilir bu şartlarda ama there are both hem kuzeyde hem de güneyde bazı hayvanlar vardır dedi. Peki. O yüzden burası false. Çünkü bu hiç hayvan yoktur diyor Antarktika'da ama ikisinde de var. No people live in Antarctica. Burada da Antarktika'da hiç insan yaşamaz demiş. Bu da false olacak diye hatırlıyorum. Çünkü şuraya Antarktika'ya bakıyoruz. Antarktika'da normal kasabalar ve köyler yoktur. Sadece bilim insanları yaşar orada. Ama hiç insan yaşamaz diyemeyiz. Çünkü bilim insanları yaşıyor. Dolayısıyla bu da false olacak arkadaşlar. Geldik e, şuraya. There aren't any buildings in the Antarctic. Antarktika'da hiç bina yoktur. Şimdi bakıyoruz. Sadece bilim insanları yaşar orada yıl boyunca in special buildings called stations istasyon adı verilen özel binalarda. O zaman hiç bina yoktur da diyemeyiz çünkü var yani istasyon adı verilen özel binalar var. Peki. Ve it is usually minus 80 degrees in the Antarctic. Antarktika'da eksi 80 derecedir. Genellikle diyor hava. Şimdi o eksi 80'i bir bulalım. Şöyle her iki e, ülke ya da karada da diyor e, ice and snow e, both are, e, her ikisi de buz ve kar e, ülkesidir ya da e, toprağıdır ki burada sıcaklıklar kışın çok düşebilir ve eksi 80 olabilir. O zaman her ikisi için de geçerli. Ondan sonra e, şimdi bakın çok soğuk olabilir ve eksi 80'e kadar düşebilir diyor düşebilir. Genellikle böyle midir diyor. Diyor mu? Hayır. Bakıyorum. Genellikle eksi 80 derecedir Antarktika'da diyor. Dolayısıyla bu da false olacak. Ne oluyor arkadaşlar? Hoca bize fake mi atıyor? Neden hepsi false çıkıyor? Ama false söyleyeyim yani. Der aren't any sea animals in the Arctic. Evet yani kuzey kutbunda hiç deniz hayvanı yoktur diyor. Şimdi biz şuraya bir bakalım. Hayvanlar kısmına. Ee, şöyle, The Arctic has more plants and animals. Evet, Arktik'te yani kuzey kutbunda daha fazla bitki ve hayvan vardır. Kutup aylarında içeren en büyük ayı. In the south there are no land animals. Güneyde kara hayvanı yoktur, ee, dedi. Şimdi burada ne diyordu? There aren't any sea animals in the Arctic. Hayır, yani o zaman kuzey kutbunda hiç deniz hayvanı yoktur demişti. Şimdi beni ilgilendiren kuzey kutbu, güneyi boş verin. The Arctic has more plants and animals than the Arctic. Antarktik. Ee, Antarktika'dan çok daha fazla bitkisi ve hayvanı var. Kutup ayısında içeren. Ee, ve dedi, bitirdi. Ya o zaman arkadaşlar yani benim burada yapacağım nedir? Buna false diyeceğim. Ee, çünkü hiç deniz hayvanı yok değil. Ee, şeydekinden daha fazla. Sen söyle. Ötekinden Antarktika'dakinden daha fazla. Bu da false oldu. Peki. In Greenland people don't work in winter. Greenland'de kışın insanlar çalışmaz. Bakalım. Bir farklılık e, Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu arasında insan nüfusudur. In parts of the Arctic e, Kuzey Kutbu'nun bazı kesimlerinde e, kasabalar ve köyler yoktur. Greenland'de örneğin The largest island in the world. Dünyadaki en büyük ada. Has 55 bin nüfusu var. Many of these people work fishing. Bunların çoğu balıkçılıkta çalışır. They have Grönland'teki insanlardan bahsediyoruz. 55 bin nüfusu var. Çoğu balıkçılıkta çalışıyor. Ve zor bir hayatları var. Yollar yok. Kasabalar ve köyler arasında. Ve insanlar kar arabalarıyla ve köpekleriyle e, ulaşıyorlar. E, Kasım'dan ocağa kadar 24 saat işte karanlık. Sonra 24 saat güneşli. E orası orada bitiyor. E kışın çalışmaz diye bir şey yok yani. Kışın çalışıyorlar yani. Böyle bir kayıt yok. Evet 55 binde nüfusu var. Bu da fos diyoruz. Allah Allah. Hepsi fos gidiyor. Peki. There aren't any roads in Greenland. Ah bir tane turu yakaladık. Evet. Ne dedi? Tam da orayı okumuştuk. Neydi? E, there aren't... Bir dakika. Ha, tuzak üstüne tuzak. Bak. There aren't many roads. Fazla yol yoktur kasabalar ve köyler arasında diyor. Ama burada ne diyor? Hiç yol yoktur Grönland'de. Anam bu da false oldu. Evet. Tarihi anlar yaşanıyor sayın seyirciler. Evet. Hepsi false gidiyor. Bakacağız. In Greenland in June işte nerede? aman Haziran'da it is light all the time. Sürekli gündüzdür, aydınlıktır. Şimdi bakıyorum nereden nereye kadardı. Mayıs'tan Temmuz'a kadar 24 saat. Ha be çok şükür buldum. 24 saat ışık olur diyordu. İşte turuyu buldum arkadaşlar. Evet. Bir kova pirincin içerisine bir tane kırmızı pirinç koymuşlar. Onu yakaladık. Peki. Greenland is the largest island in the world. Greenland en büyük adadır dünyadaki. Bakalım. İşte Greenland örneğin the largest island in the world. Dünyadaki en büyük ada dedi. Tamam arkadaşlar ikinci turuyu da bulduk. Birinci turumuz yalnız kalmadı. Sana diyorum hater gene mi çocuklaştım? Gene mi ne oldu? Gene mi dokundu sana? Arkadaşlar hepinize ha bu arada şunu söyleyeyim. Videoların devamını istiyorsanız kesinlikle abone olmadıysanız daha ne bekliyorsunuz? Hala abone olun. Videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Beğenmeyi de unutmayın. Ee, sınavda hocanın ahı tutmasın ona göre. Evet, herkes kendine iyi baksın, başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.